Kanal T'de haber zamanı devam ediyor sayın seyirciler. Ben Eftal Keser. Programın ikinci bölümünde, günün konuğu bölümünde Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği Başkanı Ahmet Hızlı bizimle birlikte olacak demiştik. Sayın Ahmet Hızlı şu anda stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Eftal Bey. Nasılsınız? Çok şükür. Yoğun bir uğraşla, bildiğiniz gibi bir virüs vakası var Kıbrıs'ta, Kuzey'de, tüm dünyada. Onunla ilgili olarak tüm işlerimiz dursa da biz uzaktan çalışmaya devam etmek durumundayız ve devam ediyoruz. Havada bayağı sıcak aslında, yoruyor insanı. Biraz evvel sizinle sohbet ederken dediniz ki dışarıda çalışanların Allah yardımcısı olsun. Aynen öyle. Evet olsun. Gerçekten. En azından biz ofislerde veya işte salonda bir yerlerde çalışırken bir klimalı ortam var, serin bir ortam. En azından dam altındayız ama o inşaat sektörü gerçekten yani çok kötü bir durumda çalıştıklarına inanırım. Biliyorsunuz Ağustos döneminde belli bir süre devletin, hükümetin verdiği bir yasal izin süreci var veya çalışma saatlerinin değişmesi var. O aslında zannedersem daha önceye alınması gerekecek bir sürece girdik şu anda. Çünkü bayağı sıcak bir hava dalgası var. Demin dediğiniz biraz serinleyecek ama inşallah bir yani zarar olmadan. Meteoroloji yani bunun böyle gitmeyeceğini söyledi. Evet. Ama Haziran, Temmuz, Ağustos bize ne gösterir? Tabii ki. Bilemeyiz. Bilemeyiz onu. Çünkü evet. Mayıs'ta evet çok olağan dışı bir olay bu. Uzun yıllardır, galiba 10-12 yıldır böylesine bir... küresel ısınmanın etkileridir bunlar. Yani hiç ummadığımız dönemde hava serin veya hiç ummadığımız dönemde hava sıcak olacak. Yani kış ve yazda. Bu sene örneğin kış daha önceki yıllara göre daha sert, daha soğuk bir kış geçirdik. Yazda büyük bir ihtimalle daha ısınmış. Yani uzmanı değil kişinin ama en azından uzmanlardan duyduğumuz kadarıyla konuşabiliriz biz. Zararsız, belasız, gazasız, sağlıklı bir mevsim olsun yaz dönemiyle ilgili. Evet, sohbetimize hava sıcaklığından başlamışken hadi yangınlarından devam edelim sizinle. Biliyorsunuz mesela 2017'de, 2018'de hatırlıyorum. Geçen yılda aynı şekilde ülkenin batı kısmında yani evet. Güzellik, Lefke yöresi olur. İşte Koruçam, Çamlıbel civarı, Tepebaşı civarı. Evet. Oralarda zaten galiba ülkenin en fazla en dingin ormanlık alanları o. Yaşlı ağaçların bulunduğu, yıllanmış ağaçların evet, bölgede. O yeşillik oradaydı ama gelin görün ki yavaş yavaş tüketiyoruz onları da. Bu doğal olarak şimdi ülkenin batı kısmında olduğu için sizi çok yakından ilgilendiren bir şey. Evet, örneğin tepe başında pazar günü meydana gelen o evet. Yangında herkes üzüldü, hepimiz üzüldük. Ben o ekranlardan yangını izleyip evet. Ağlayan insanları bilirim. Evet. O kadar çok üzüldüler. Sizi daha çok etkilemiştir tabii bu. Yani bizi etkilerken aslında tüm adayı etkiledi diye düşünüyorum. Çünkü ağacın olduğu her yerde bilirsiniz mevsim farklılıkları yaşanır. Yani daha yağışlı olur, daha temiz bir hava olur. Zaten o bölgeden geçerken camınızı açtığınız zaman arabadan o güzel çam kokusu evet. Gelir. Tabii yangın kötü bir şey. Yangının olması hem ağaçları, onlar da canlı. Hayvanlar yaşayan bir hayvan çeşidi var orada. Sürüngenler olsun, uçan hayvanlar olsun. Evet Ahmet Bey, lütfen unutmayın söyleyeceğinizi. Biz hep işte ağaçlar yandı diye evet. Söylüyoruz. Ama ağaçlar yanarken o bizim mini minnacık canlı yaratıkların da yanlarını, mahvolduğunu, bittiğini yani, görmüyoruz, söylemiyoruz. Biyolojik bir hayat var orada, bir kültür. Yani insan olmayan yaşayanlar da canlıdır. Yani ağaçlar da canlıdır, hayvanlar da canlıdır. Evet. Oradaki her bir hayvanın doğanın sirkülasyonu olması için yaşayan hayvanlardır. Yani işte uyuz var, uyuzu yiyen böcekler var, o böceği yiyen başka böcekler var. Ne bileyim işte tavşandır, kekliktir, fasadır, üveyiktir. Onlar o böcekleri yerler veya o bölgede yetişen bitkiyi yerler. Yani sonra yediklerini daha sonra dışkaldıklarında o bitkiyi tekrardan yeşillenir. Yani bir döngü var orada, bir ekolojik bir döngü var. Ama yanan sadece ağaç değildi. Biz yandık. Biz yandık diyebilirim size. Çünkü yani uzaktan baktığınız zaman tamamdır, bir yangındır. Cana zarar gelmesin dedik veya işte ya ağaç yandı, bitki yandı, böcek yandı. İnsanda bir şey olmadı ama oldu. Çünkü o ağaçların yok oluşu, o bitkilerin, o böceklerin yok oluşu, hayvanların yok oluşu aslında doğal olarak tüm ekolojik bu yapıyı etkiler. Etkilediği için zaten biz maraz ederiz, üzülürük. Yoksa işte ağaç da bir candır ama. Bugün ağacın varoluşu insanın varoluşunun bir etkenidir. Evet. Ahmet Bey şey olabilir mi?
Her yıl hatırlıyorum yani, siz de hatırlayacaksınız mutlaka. Her yıl ne olurdu? İşte bu Nisan ayında, hatta başlarda bu veya bazen işte Mayıs ayında mevsimin gidişatına bağlı olarak işte bölge bölge temizlikler yapılırdı. İşte ormanlık alanlarda bazı çalışmalar yapılırdı. Evet. Piknik alanlarında bazı çalışmalar yapılırdı. Şimdi bu yıl ne oldu? Bu COVID-19 salgınından dolayı sanırım biraz daha zayıf kalındı gibi geliyor bana bu konuda. Haklısınız. Doğrudur. Yani bu COVID-19'dan dolayı, örnek vereyim, işte belediyelerin kendi belediye çerçevesi içerisinde, ya daha doğrusu sınırlar içerisinde yol kenarı, orası burası temizliği, ormanın kenarları, orman yolların kenarları, işte yani dediğiniz kesinlikle doğrudur. Yalnız bir şeye not etmek isterim. Bunu sürekli böyle konuşurken özellikle babamla bana sürekli bu örneği verir. Güneyde diyor keçilerin, dikkat edin göresiniz, bilmem yani herkes güneye geçmiştir, ormanlık alanlarında geçmiştir. Ağaçların büyük çam ağaçlarının bulunduğu bölgede genelde uzun otlar, yüksek otlar yoktur. Çünkü keçiler ormana girebiliyor. Yasaları var herhalde belirli yerlerde, her yerde değil. Girdiği zaman o yeni yetişen çayırları o keçiler yer. Doğal temizlik yapar. Doğal temizlik yapar. Bizde bir yasa var, keçiler ormana giremez. Niçin? Tamam, bizde ormanlar, yüksek ormanlar var, alçak ormanlar var. Ama benim bildiğim kadarıyla yani keçinin da o ormana girişi aslında otların temizliğidir. Olası bir yangında o barut gibi yanan o çayırın olmamasıdır. Keçilerin yani faydası vardır. Onun için bence bu yasanın tekrardan veya tüzük neyse güncellenmesi gerekir. Belirlenecek olan bölgelere keçilerin, hayvanların girmesi sağlanmalıdır. Çünkü doğal temizliktir bu. Aksi takdirde yani insan gücüyle temizlemek pek mümkün olmayacak. Yani belki de o şehre keçiler girdiğinde otları yerken belki de işte ağaçların en altındaki o dallardan yaş, dallardan doğal budama olacak o da. Onu yediği zaman belki de bir, olası bir yangında alevin yukarı çıkma imkanı olmayacak. Yani doğal budama, bilemedim doğal yani. Temizlik olur. Özellikle dediğim gibi keçilerin mutlaka dağ hayvanı sonuçta yani ormana girmesi belirli bölgelerde. Tamam, yeni ekilmiş fidan olan ağaçların belki tehlikesi olabilir keçiler tarafından ama yüksek ormanlara girilmesi kesinlikle doğruydu. Tabii şu bugünden sonra yani bu yasanın olması ve olmaması gelecek için belki bir çare olur ama yıllanmış ağaçlar gitti, nasıl çözülecek bilmem. Evet. Neyse. Yani bir konuya da değinmek istedim. Buyurun. Bu mutlaka havadan söndürme aracının olması gerekir. Yani gerçekten kimsenin hakkı yoktur bir insanı yangının içerisinde yangını söndürmek için hadi gidin de söndürün desin. Yani bugün itfaiyeciler veya o yangını söndürmeye çalışanlar ne kadar tehlike yaşadı? Bunu hiç kimse konuşmuyor. Eğer havadan söndürme aracı olsaydı, yani uçak, helikopter neyse, belki de yangının bu kadar büyümesi engellenecekti. Belki de daha erken söndürülecekti. Ki kaldı ki bugün bir de şey duyduk, kameraların çalışmadığını öğrendik. Gerçi kameralar çalışsa da erken müdahale olacak mıydı? Belki de olurdu. Onun da faydası olabilirdi ama yani bu teknolojinin faydalarından mutlaka faydalanmak gerekir. Yani bu teknolojiden faydalanmak gerekir. Çünkü teknoloji insan gücünü yendi. Bunu kimse inkar edemez. Biz teknolojiyi idare edenler kısmında çalışmamız gerekir. Aksi takdirde ormanlarımız yanacak, hayvanlar gidecek, insanlar zarar görecek. Ekolojik bu yapı tehlikeye. Tabii şeyin, yangının çıkış noktası çok önemli. Eğer karadan müdahale edilemeyecek bir noktadaysa çaresiz kalıyorsunuz orada. Gelir itfaiye bir yere kadar, sarp bir yerdeyse nasıl yapacak, nasıl çıkacak ona? Dediğiniz gibi o zaman işte havadan müdahale gerekir. Veyahut da çaresizsiniz, oturup bekleyeceksiniz. Yansın, yandıktan sonra da aşağı inecek, söndürelim. Veyahut da daha o yanacak yerleri gözden çıkaracaksınız. Başka yerde önlem alacaksınız ki oraya geldiğinde yangın dursun. Tabii ne... Ne derece çözüm olacak o? Evet. Tartışma nedir burada? Herkes diyor ki işte bir yangın işte helikopteri veya işte bir yangın uçağı şarttır. Yani havadan müdahale için. Ama öbür yandan da çok pahalı bir iştir bu. Biz zaten Türkiye'ye haber verdiğimizde yarım saatte buradadır. Ama olayın başka bir yönü var. Siz karar verene kadar yangına müdahale edemeyeceğiz. Karadan, havadan müdahale edilmesi gerekir. Bir saat geçer. Türkiye'den yardım istersiniz. Ne kadar erken gelse bir saatten evvel de gelmez. Çünkü hazırlanması var. Eftal Bey, süreç yönetimi çok önemlidir. Kesinlikle. Ani karar verme, müdahale etme veya çağırma. Yani Türkiye'den çağırma. 15-20 dakikada gelir. Tamam.
ne kadar süreçte karar verildi, onaylandı, Türkiye'ye bildirildi, Türkiye onayladı ve kalktı geldi. Yani nasıl ki insan hayatında bir saniye bile önemlidir, bu tür yangınlarda da bir dakika da önemlidir. Kesinlikle. Eğer yakında olursa bu tür müdahale araçları, hava araçları daha erken müdahale edilecek. Yani bilmiyorum ama bizim burada işte X sayıda helikopteri var. Askerimizin helikopteri var. Bunların altına gerekli ekipman takılabilir mi? Takılamazsa takılabilmesi için bir helikopterin tutulması veya değiştirilmesi, alttaki üstteki bilmem artık neyini değiştirirler ama yani müdahale aracı bence şeydir bu, bahanedir. Bir aparatla yani o olaya müdahale edebilecek konuma getirilebilir. Kesinlikle bahanedir. Kiralanması, geçen yıllarda kiralanmıştı, yangın çıkmamıştı, işte o oldu, bu oldu, şu oldu. Bunlar bence şeydi, tamam kiralama çok büyük bir para ise, ben eminim eğer insanlara sorulsa maaşınızdan bir yıl boyunca 10 TL kesilecek, çok para değil 10 TL ama bu kadar insan içerisinde 10 TL kesildiği zaman bir yıl, 2 tane bile helikopter alınır. Veya mevcut helikoptere aparat takılır, bir şeyler yapılır. Yani insanlar buna yok demez. Bence istense Türkiye'den de, Türkiye hibe de yapabilir bunu. O da başka bir çözümdür. İstenip o da bir alternatiftir. Kesinlikle. Biz buradan şimdi öylesi varsa... Yok biz sohbet ederiz. Yani kendi yorumlarımızı şimdi tabii konuşuruz. Her şeyin uzmanı değiliz. Sadece evet, yorumlarımızı konuşuruz ama yani bunlar belki inşallah bizi gören, dinleyen arkadaşlar mutlaka ilerli yerlere iletirler. Bunlar fikir doğurur. Peki bu fikirlerimizle bir adım atılabilir diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten ihtiyaçtır. Bu yangınlar bitmiş değildir. Ve ben şöyle de söyleyeyim. Bu kadar yıldır çok kez iddia edilir, çok sıcaktan dolayı yangın çıktı. Ben ona kesinlikle katılmam. Bakın, bir deney yapın, alın biraz kurumuş çayır, bir şişe kırın koyun üzerine, bütün gün güneşin altında kalsın. O kurumuş çayırlar yanmayacak. Yanmaz. Hayır zaten başka bu, etkenleri var onun yanması için. Mesela pazar günü çıkan o büyük yangın, evet. Hani Türkiye'den, güneyden yardım talep ettik, geldiler ve havada müdahaleyle söndürüldü. Adamın bir tanesi işte kömür tutuşturucu. Evet. Ateşledi attı. Ondan sonra da şeytan aldım dedi. Şimdi mahkeme kararı olmadıkça adamı suçlayamam. Hayır. Yani, ama yani öyle bir şey ise anladım, bilirim. Mahkemede verdiği şey ifade bu. Çıkan haberler böyle. Ama yani tamam yandı. Sen yaktın, ben yaktım veya güneşten dolayı, sıcaktan dolayı yandı. Bu müdahale sürecini, karar verme yönetimini... Ha, o ayrı bir olay tabii. Mutlaka değerlendirmek tabii, gerekir. Tabii. Uzmanlarımız var, ormancılarımız var, bu konuda orman mühendislerimiz var. Ne bileyim ben yani bir sürü insan var bu konuda. Fikir almak, bir yönetim veya bir işte anında karar verebilmek için önceden hazırlanmış taslak, tüzükler olabilir. Olay olduğu anda yani işte beklemeden bir kurul toplantısında karar versin. Olay olduğu andan itibaren bu tür yani bu tüzük yürürlüğe girer şeklinde değişikliklerle anında karar verme sistemi yaratılabilir ve hemen uygulanabilir. Gerekli olacak onun kararları. Yani şimdi biz ikimiz oturup bir karar alacaksak bir süreçtir bu. Ama önceden dersek işte örnek veriyorum. Bir yangın başlamışsa ve 20 dakika sürüyor ve müdahale edildiği de görünen odur ki söndürülemeyecek. Bunu herkes bilebilir, uzmanlar. Şu tüzükteki şu madde uygulanacak. Yani işte X tüzükteki 5. madde nedir? Helikopter, uçak güneyden ve Türkiye'den çağrılsın, yardım istensin. Bu gibi yani doğal afetlerde, doğal felaketlerde bilmiyorum belki yanlışım ama ne din ne dil ne ırk ayrımı yapılmamalıdır. Kesinlikle. Ki yapıldı demiyorum ben. Yapıldı demiyorum. Yapılmamalıdır. Çünkü sonuçta olacak olan felaket herkes etkiler. Bilmiyorum zamanımız olacaksa CMC'yi konuşacaksak yani CMC'nin de bir dini dili ırk yoktur. Kuzeyi de etkiler, güneyi de etkiler, Türkiye'yi de etkiler. Akdeniz sınır, Akdeniz sahilini kullanan birçok ülkeyi etkiler. Lefke'yi konuşurken CMC'yi konuşmamak olmaz. Evet. Yani, şimdi COVID-19'dan dolayı yavaş yavaş biraz daha ilerleyelim. Tabii tabii. COVID-19'dan dolayı doğal olarak işte kapılar kapandı. Daha doğrusu sınır kapılarımız kapandı. Sınır kapıları kapandıktan sonra Türkiye ile bağlantımız hala vardı. Dünya ile bağlantımız vardı. Ama bir süre sonra o bağlantı da gitti. Bağlantı gidene kadar ülkede bulunan öğrencilerin büyük bir kısmı
adayı terk edip kendi ülkelerine gittiler. Yani işte Türkiye'dekiler Ankara'ya gitti, İstanbul'a gitti, Bursa'ya gitti. Nereye gittilerse gittiler. Dolayısıyla nüfus azaldı. Şimdi bunu söylemekteki amacım şu. Lefke zaten sürekli sizler sivil toplum örgütleri veyahut da Lefke'nin temsilcileri, milletvekilleri, meclisteki milletvekilleri Lefke'ye, Güzelyurt'a yeteri kadar önem verilmediğinden şikayet ederler. Sizler de bundan şikayet ediyorsunuz. Yanılmıyorum herhalde. Yeteri kadar önem verilmiyor diyorsunuz. Şimdi Lefke biraz canlanmıştı. Nereden dolayı? Öğrencileri Lefke Avrupa Üniversitesi orada. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin Lefke'ye gelen var mıydı orada bilemiyorum. Güzelyurt'a bir desteği oldu. Evet. Yani direkt destek değildir Güzelyurt'a. Çünkü genelde kampüsün içindedir bütün. O ayrı bir olay aslında. Yani pek de şeyi yoktur Güzelyurt'a diyebilirim. Ama Lefke Avrupa Üniversitesi'nin Lefke'ye bir katkısı olmuştur herhalde. Lefke ilçesine olmuştur. Evet. Lefke ilçesine özünde, olmuştur. Lefke. Özünde. Çünkü yani sonuçta bugün Bağlıköy'de, Yedidalga'da, Yeşilırmak'ta, Angolemmeli, Taşpınar'da Lefke'dir benim için. Lefke dendiğinde bunları kapsadığından dolayı Lefke'ye doğrudur, oldu. Peki öğrencilerin gitmesi olumsuz etkiledi doğal olarak. Tabii ki. Yani bugün, ne oldu? Bugün Layun'un bu kadar popülasyonu olmadığı dönemlerde Gazimausa'da Doğu Akdeniz'in olduğu, yani öğrencilerin olduğu eğitim yıllarında, eğitim döneminde değilim. Bir cümbüş var, bir şenlik var, bir şey var, insan kalabalığı var. Yaz geldi mi de öğrenciler giderdi. Yazda gittiğinizde orada o kalabalık yoktu, sakinleşildi. Aynen şu anda Lefke'de öyledir. Özellikle gemi konağı. Öğrencinin olduğu dönemde berberinden işte bakkalına, çakkalına hepsi çalışır. Çünkü öğrencidir, bu ihtiyacını karşılamak zorundadır. Her şey çalışır. Aşağı yukarı kaç tane öğrenci var? Şimdi 12 bin kusur diyebilirim. Belki tolerans tanıyayım, %10 yani belki bin eksik, bin fazla söylemiş olabilirim. Evet. Yani bu öğrencinin olması gerçekten ekonomik bir faydadır bölge için. Ekonominin zaten durumu belli. Covid-19'dan dolayı işte öğrenciler gitti, her yer kapandı, birçok yer kapandı. Tabii ekonomik konuşacaksak uzmanı değilim ama bir şeyler yorumlamak isterim açıkçası. Buyurun. Lefke ile ilgili. Buyurun. Lefke'yi bilirsiniz, işte her köyünde bir şey üretilir. Gemi konağı daha çok ticaret merkezi gibi bir yer oldu. Yani bütün işte o dükkanlardır, her şey artık Lefke'den ondan bundan taşındı, gemi konağına geldi. Bir ticaret merkezidir aslında gemi konağı. Hep gönlümde yatan şey değil, Lefke bir turistik bölge olsun. Yani işte turistik derken eko, argo turizmin olabileceği bir çalışma yapılabilecek olan bir yer olsun Lefke. Çünkü manzarası güzel, hurması, zeytini, işte portakalı, cevizi çok güzel bir yer. Lefke derken merkezden Lefke merkez. Yani Bağlıköy'de çok güzel bir ekoturizm uygulanır şu anda. Ne bileyim ben Yeşilyurt'ta, Doğancı'da, işte karpuz, badades var, Yedidalga'da verigo üzüm var, Yeşilırmak'ın çileği var. Yani her bölgenin aslında kendine has bir şeyi vardır. Ürettiği ürün vardır. İşte bu ürünlerin toplanacağı yer Lefke'dir ve turistlere sunulacak olan yerdir aslında. Lefke dediğim gibi Lefke'nin merkezi yani. Turistik açıdan işte otantik, belki taştan evler var, belki ağaçtan evler yapılabilir, mevcut konaklar restore edilebilir, turist orada tutabilir. Öğrenci Lefke'ye yukarı çıkmayı istemez. Neden? Çünkü genelde her şey, yani de ticaret merkezidir dediğim için gemi konağı, bütün her şey aşağıdadır. Öğrenci oraya gidip geleceğini aşağıda alır alışverişini, yurduna gider veya kaldığı yere gider. O yüzden öğrencinin şu anda gitmesi aslında şeydir, ekonomik olarak büyük bir sıkıntıdır Lefke bölgesi için. Gemi konağı için. Ekonomi aslında çok kolay düzeltilir. İnanın bana düzeltilir. Ben ekonomist değilim ama işte duyduğum, okuduğum şeylerden çok basit bir şey anlatayım size. 1974 öncesi, ben de bunu büyüklerimden, babamdan falan duydum. Üzüm satılmazmış. O dönemin hükümeti mecbur etmiş ekmek fırınlarına her ekmeğe işte şu kadar gram veya kiloydu, okkaydı neydi, üzüm koyacaksınız. Ve kuru üzümü ekmeklere kollardı. Herkes yerken ekmek yerdi. Şu anda güneyde ne var? Gittiğiniz bir restoranda oturduğunuz salata çağırdınız. Salatanın içerisinde mutlaka 4 parça hellim var. Veya işte hellim türü sütten üretilmiş peynirler var. Amaç orada o süt ürününün satılması. Aynen öyle. Yani siz onu yersiniz, yemezsiniz. O restoran size onu verir. Lefke'de ne üretilir? Veya adada ne üretilir? Kuzeyde baktığınızda
Bir restoranda gittiğinizde düşünün ki siz sipariş verseniz de vermeseniz de 50 liralık yemek yediğiniz 1 TL de portakal olsun size oraya 50 bin lira charge etsin. Ama portakalı yersiniz yemezsiniz o sizin sorununuz. Ayıklasın, dilimlesin, önünüze koysun her yemekten sonra. Portakal satıldı işte. Karpuz, dönemi karpuz. Her yemekte bir küçük bir tabak. Patates kavrulmuş dedik, çips kızartılmış. Her yemeğe koyun. Mesela 52 patatesi. Geçin patatesi ihraç ederik şu anda güneye ama ihraç edilebilir veya edilmez diye ben ayırmadım ürünleri. Üzüm dönemi. Üzüm üreticisinden alsın bunu. Süt üretimi. Biz ne için restoranlara, tabi bunlar yasayla tüzükle olur. Restoranlara diyeceksiniz ki salağınıza işte şu kadar gram hellim koyun. Bizim bir sürü hellim üreten şeyimiz var. Bu sütleri ne yapacak bu insanlar? Şu anda hele hiç ihraç edilmez dışarıya. Yani biz aslında ekonomiyi bu şekilde düzeltebilirik. İkinci iş yasaktır değil mi Eftal Bey? Özellikle yani memurlarda. Şeyde, öyle söylenir. Öyle kabul ettik. Yasal olarak aç. Ne yapacaksın? Vergisini yüksek tut. Ben ikinci iş yapıyorsam yaptığım işi kaydettirmek zorunda olacağım. Kaydettirmezsem bana 300 bin, 400 bin lira ceza yaz. Mecburi kaydedeceğim. %10 vergi alırsan atıyorum miktarı. %15 al. %20 al. İşte bak geldiğimi devlete bir katkı daha. Yani bunlar yapılabilecek şeylerdi. Bunları uzmanlar tabii biz bunları sadece yorumlarız. Uzmanlar bu görüşleri harmanlayacak. Yasal çerçevede devlete sıkıntı, çalışana sıkıntı olmayacak şekilde sunacak. Bunlar biz Lefke'yi dedik ama bütün Kuzey'i de konuştuk şimdi. Hayır, yani aslında herkes her şey birbiriyle bağlantılı ve biz aslında küçük de bir ülkeyiz yani sonuçta. Kesinlikle evet. Yani Lefke'yi konuşurken Lefke'nin sorunu aynı zamanda Lefkoşa'nın sorunudur. Karpaz'ın sorunudur baktığınız zaman. Yani kesinlikle Lefke'nin üretiminde aslında bildiğim kadarıyla %26'sıdır aslında Kuzey'de üretilen tarım ürünlerinin %26'sı Lefke'de üretilir. Ve bu büyük bir miktardır. Lefke için. Çünkü diğer bölgelerde %3, %5, %7 şeklinde dağıtılmış ise Lefke'de %26'dır. Lefke ilçesinden bahsederim Lefke dediğim zaman. Bu %26 çok büyük bir rakamdır. Bunu bizim bir abimiz aslında bana anlatmıştı. Bizim platformumuzun da başkanıdır. Teoman Oktay. O söylemişti. Yaptığı bir bilimsel çalışmadan aldığı bir veriydi bu. %26 düşük bir miktar değildir. Bir kuzey için. Çok yüksektir. Çünkü sadece Lefke ilçesidir. Yani bu tarım üretimi aslında Lefke'de çok büyüktür. Evet. Ve bu üretimi desteklemek gerekir. Üreticisini, tüccarını, dağıtımcısını, satıcısını, özellikle üretici destek ister bu konularda. Bir ara şey vardı Ahmet Bey, yanlış hatırlamıyorsam, yanılabilirim de yani yanlış da hatırlayabilirim. Bir tür değişikliğine gitme gibi bir durum söz konusuydu tarımda. Onu duymuştuk biz de. Tabii doğru yalan ben de bilmem ama daha çok tropikal ürünlerin üretildiği bir tarım ya da tarım demeyeyim işte bir üretim şekli olacak diye duymuştuk. Biz Türkiye'den gelecek su ile özellikle bir tropikal meyvelerin yani narenciyeden uzaklaşacaktık. Tropikal meyvelerin üretimi bana göre yanlışydı. Bilmem uzmanı değilim. Uzmanlar daha iyi bilir böyle konular ama bugün narenciyeye biz pazar bulamazken tropikal meyvelere nasıl bulacaktık bilmem. Biz mi yiyecektik? Yiyecek olan portakalı da yerdi. Greyfoodu da, işte mandalini de, ne bileyim ben neyi de. Ama tropikal meyvelere zaten bizim şeyimiz, kültürümüz pek alışkın değil. Ha Kıbrıslılar şeydir, Kıbrıslılar derim. Çünkü güneyde, kuzeyde aynı şeyde, paralel bir yerde yürürler bu konuda. Çok kolay kültürel, başka kültürlere uyum sağlarlar. Yani belki de o geçiş sürecinde uyum sağlayabilirdik. Tropikal meyvelerin hastası olabilirdik, yemeden yaşayamazdık gibi bir şeye geçebilirdik ama günün sonunda yani mevcut bir narenciyi sen yok edesin. Hatta yani bir dönem çok iyi hatırlarım, greyfoot bahçesi olanlara imha etmesi durumunda bahçeyi dönüm başına güzel bir miktar para verilmişti. Ve Güzelyurt'ta birçok greyfoot ağacı kesildi. Tür değişikliği yapıldı. İşte King denen o Yusuf. Tam isimlerini bilmeyebilirim, yanlış söyleyebilirim. Güzel de bir tadı var aslında onun. Vallahi tadı da güzel, kendi de güzel. Her şekilde de kullanılır. Evet. Özellikle ben seviyorum onu. Suyunu yapar. Mandalini. Narenciyenin yani sevilmemesi gibi bir durumu yoktur. Kaldı ki galiba C vitamini eksikliği olan buna bir birinin, şu anda hatırlamam ama birinin yaptığı bir bilimsel çalışmaydı. C vitamini eksikliği olan toplumlardan biriymişik kuzeyde biz.
ki C vitamininin yani narenciyenin yetiştiği bir ülkede ilk özellikle Lefke bölgesi zannedersem. Çünkü çok az narenciye yermişiz. O dönemde yapılmış bir araştırmaydı. Belki şimdi düzeldi. Gerçi biz daimi yani yedikleri ama yeteri kadar yemeyiz. Şeye benzer bu Akdeniz ülkesiyiz ama bizim insanlarımızın yarısından çok fazlasında D vitamini eksikliği var mesela. Güneşi kullanmayık. Deniz kenarına gidip denize yani, o iyoduğunu çekmeyik. Güneşi mesela ben de güneşi hiç kullanmam. Ya şey esprisinde yaparım. Ben dedim yarım saat güneşte kalırsam eririm. Ben de aynı şeyi bazen söylerim ama şimdi şöyle bir şey var. Turistler düşünün. Soğuk ülkedeki yaşayan insanlar turist olarak düşündüğümde geldiği zaman deniz kenarına şart değil de denize girsin. Otururlar. Özellikle bizim bölgede o deniz dalgalı olduğu zaman o duz kokusu mudur? Nedir ki değil yani. O iyotun iyot kokusudur o. Otururlar onu ve nefes alırlar başka ülkelerde. Alırlar o iyotu içlerine çekerler. Biz deniz dalgalıdır, denize gitme. İşte deniz rüzgarlıdır, oturacağım da hep o rutubeti, o nemi üstüme mi gelsin? Bin bir tane bahane uydurup denizden kaçarız. Halbuki dediğim gibi yabancılar otururlar ve o iyot kokusunu çekerler. Düşünün iyotun insan vücuduna ne kadar faydası var. Evet, zaten şeyde burunları tıkandığı zaman özellikle çocuklarda doktorlar deniz suyu. Deniz suyu, tabii duzlu su, onun da ayrı bir faydası var. Evet. İyot da işte onun gibi bir şey. Bir şey sorabilir miyim? Geçen yıl denize kaç defa gittiniz? Bir defa. Düşündüğünüze göre bir sefer gittim. Hiç diyebilirdiniz diye düşündüm. Yani, genelde gitmem ama geçen yıl bir sefer gittim. Ve büyük başarı. Evet. Yani benim de farkım yok. Denizi kullanmayık. Ve deniz 100 metre, 200 metre evimizden uzak. Tabii bunun da sebepleri var. Bunu da tartışma imkanımız olur mu burada veya başka bir programda bilmiyorum ama. Yok tabii ki konuşuyoruz. Yani vaktimiz var. Şey var. Psikolojik olarak insanlar aslında etkilenir bölgeden. Ve özünde de CMC var. Maalesef. Şimdi biraz sonra onu konuşacağız. Şimdi lefke dediğimiz zaman benim aklıma meyve olarak geldi. İlk hurma gelir. Lefkenin hurma. Evet. Nedir? Hurma üretimi. Vallahi şöyle söyleyeyim. Bir geliri var mı şey? Hurmanın bu yıl oluşmaya başladığı dönemde özellikle hurma işiyle ilgili olan bir abimiz var. Soner abimiz. Buradan da ona selamlarımı iletirim. Bir gün çağırdı, gel dedi, gezelim hurmaların durumunu göresin. İşler acısı. Geçen yıl aldıkları ürün miktarının yarısını bu yıl alamadılar. Çünkü bu kırmızı palmiye böceği aslında gerçekten zarar verdi. Zarar verdi. Bir mücadele başlamıştı. Gerek belediye, sivil toplum örgütleri, işte kaymakamlık, tarım dairesi bir mücadele başlattı. Bir şeyler yapmaya çalıştı ama kendi başına yani devlet katkısı olmadan bir yere kadar gidilebilirdi bu konuda ve o yere kadar gidildi durdu. Çünkü bunun işçiliği var, ekipman malzeme alımı var, yani ilacı var, araç olması gerekiyor, hurmaları belirli dönemlerde dolaşırsınız, bir aparatı var, o aparata şiringa, özel şiringası var, ilaç sıkılması gerekir. Üstelik hurma sahiplerinin bunu kendisinin yapması gerekir diye düşünürüm. Yapmadığı için Lefke bölgesi de hurmalarla özdeşleştiğinden dolayı ne yaptık? İşte herkes yapabildiği kadar katkı koydu maddi manevi ve özellikle belediye bu konuda bir yere kadar geldi. Ama dediğim gibi bu yıl hurma zaten festivali de festivallerimizde şu anda sıkıntı evet. Var. Ceviz festivali var olması gerekirdi bu önümüzdeki haftalarda. O da büyük bir ihtimalle olmayabilir diye düşünüyorum. Genelde Turizm Derneği'nin yaptığı bir çalışmadır bu. İnşallah bu COVID-19 atlar ve o olur. Ama şeye de baktığınızda bir sürü şey hayat normale dönüyor. Yani spor aktiviteleri, fitness salonları açılıyor. Örneğin işte düğün salonları açılabilir. Eftal Bey, bir şey sorayım size. Dün gördüm meclis konuşmasında her konuşan milletvekilimizden sonra orada ilgili kişi ya görevli gidip o kürsüyü bir güzel temizledi, dezenfekte etti mikrofonundan, masasından şeyinden, kürsüsünden ondan sonra geldi diyerek. Evet. Fitness salonu açıldığı zaman ben çıkacağım koşu bandına, koşturacağım, tutacağım, edeceğim, eğileceğim. Arkamdan siz geleceksiniz. Ben demiyorum ben hastayım veya X kişi siz hastasınız. Olası bir sıkıntı yaşanmış olalım inşallah da olması durumunda dezenfekte siz benim tuttuğum yeri sizin tutmanız durumunda ne olacak? Tamam, şu anda virüs yok. Çıkarken hemen ellerimi dezenfekte edeceğim, yıkayacağım. Ama insanlık hali, dalgınlık, tutarken ansızdan gözünüz acıştı, ter indi gözünüze, gözünüzü böyle yaptınız, elinizde bitmiş mi acaba? Yani uzmanların anlattığına göre madem ki gözden de bulaşır. Ahmet Bey, her şeyin bir riski vardır. Riski vardır, riski alarak yaşamak güzeldir.
genelde hep onu yaparak ama bu risk öldürücü bir risktir. Daha da detaylı bir çalışma gerekli. Bence katılıyorum size. Açılmalar gereklidir. Korkarak yaşayamayız dedi bir abimiz. Korkarak yaşayamayız ama korkudan miskindir bilirsiniz. Mutlaka korkmak gerekir bazı şeylerden. Neden? Önlem almak için. Yani şu anda bizim şeyleri vaka sayısına baktığınızda bir aydır sıfır. Bu da demektir ki yani şu anda ülkede yaşayan insanlar yani işte 300 bin civarında nüfus kaldıysa burada şu anda herkes temizdir yani bu noktada. Bu onu gösteriyor. Şimdi yani, herkes temizdir. Eğer o gizli taşıyıcı hikayesi işte tıp doktorları söylüyor onu yani. İşte herkes işte bünyesine göre kendi içinde onu yaşatabilirmiş falan filan. Yani bilemem ben o kadar. Uzmanlardan duyduğumuzu. Ama yani şu anda görünen o ki temizdir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Peki bir soru sorayım ben size. Sizin soru sormanız gerekir. Ben döndüm size bir soru sorayım. Hani bir şeyleri yorumlamak için. Tabii. Şimdi SBA polisleri var. Kıbrıs'ı Türkler. Kuzey'den görevlerine geçerler kapıdan. Onlar güneye de geçer görevleri icabı. Onların güneyden alacakları için güneyde bu hastalık daha devam eder. Güneyden alacakları hastalığı kuzeye taşıma riskleri çok yüksek. Ki bu kişiler Lefkoşa'da yaşar, Mausa'da yaşar, Girne'de yaşanlar da vardır mutlaka. İşte alın size bir tane risk. Daha da çoğaltabilirim. Yani aslında risk vardır, korunmaktır önemli olan. Evet. Yani önemli olan siz kendinizi korursanız otomatik olarak zaten kendinizi korurken beni de korumuş olursunuz. Aynen öyle. Yani herkes aynen bunu öyle yaptığı takdirde işte bunu mümkün mertebe kabullenmek gerekir. Evet. Bilinçli çalışmak gerekir. Al dezenfektanı. Biraz önce o koşu bandından bahsettik. Al kup dezenfektanı. Git koşu o bandını. O hassasiyetli kişilerin kendilerini göstermesi lazım. İşte bireysel olarak kendimizi korumamız durumunda tüm toplumu koruruk. Ama biz böyle düşünürük. Bazı arkadaşlar var gerçekten omursuz. Yani gördüklerim içerisinde gerçekten böyle hiçbir şeyin omursuz, maskesiz, eldivensiz yaşıyorlar. Tabii bu işte vaka sayısının sıfır olması onun verdiği rahatlıktır. Bir rehavet söz konusudur şu anda. Ama yani ileride ne olacağını yaşayıp da göreceğiz. İnşallah kötü yaşamayız da. Olayın öbür yerine de yani korkarak, evlere kapanarak kapılar ardında da yaşayamayacağımız da bir gerçektir. Zaten şey diyor, Dünya Sağlık Örgütü ne diyor? Diyor ki, maskeli yaşamaya alışın. Yani bunu Dünya Sağlık Örgütü söylüyorsa, her şey temizlendikten sonra da, ta ki aşısı bulunsun, yayılsın, tedavisi uygulanabilsin tam düzgün derecede. Yani ben uygulanır uygulanmaz iddiasında değilim şu anda. Rahat bir şekilde herkes nasıl ki grip aşısını alır, o grip aşısını alırken bu COVID-19'u da dahil ederlerse içerisine ve insanlar daha rahat bir yaşama döner. O zaman tamam işte hasta olacağım ama kimseye bulaştırmayacağım. Hasta olurken de ölümcül bir hastalık olmayacak. Grip gibi gelecek, geçecek gibi bir ortama döndüğümüzde aslında maskesiz yaşayabileceğiz. Yani zaten uzmanlar diyor ki bulaş sayısı ne kadar çok artarsa, görüş de budur. Bağışıklık sistemleri insanların o kadar çok gelişecek ve bunun da üstesinden gelinecek. Çünkü aşı Dünya Sağlık Örgütü diyor ki şimdi beklemeyin aşı. Öyle yani çıksa da zaten bir anda yayılmayacak. Herkes alamayacak. Bir buçuk yıllık bir olaydan söz ediyorlar. Evet. Tabii bütün bunlar biz işte sağdan soldan duyduklarımızı söylüyoruz. Önemli olan yani işin uzmanlarının ne söylediği, ne yapacağıdır bizim için. Şimdi gelelim CMC'ye. Gelelim CMC'ye. Biraz önce dedik ya işte lefkenin hurması, cevizi, fesleği. Lefke aslında cennetin aynasıdır. Ciddi anlamda söylerim. Çünkü var mı acaba dünyada başka bir bölge ki farklı coğrafyalarda yetişen meyvelerin, bitkilerin tümü tek bir noktada yetişsin? Bakın ceviz nasıl bir coğrafya ister? Hurma nasıl bir coğrafya? Zeytin ve narenciye nasıl bir coğrafya ister? Tümü Lefke'de var, bu coğrafyanın vardı. Coğrafya derken hava şartları var olduğundan dolayı yetişiyor. Bana göre Lefke cennetin bir aynasıdır. Tabi her cennetin bir de cehennemi var. Değil mi? İşte Lefke'nin cehennemi de CMC'dir. CMC bir cehennemdir. Gerçekten cehennemdir. Yani, ne oldu o konuda? Ben hatırlıyorum BM'ye mektuplar yazmıştınız. Güney'le ortak işbirliğine gitmiştiniz. Ne çıktı? Şimdi biz güneydeki çevreci örgütlerle birlikte işte son yaptığımız bir etkinlikti o.
Son derken yani bu son değil aslında. En son yaptığımız bir etkinliği değil. 2019'daydı. Geçen yıldaydı. İşte oradaki çevreci örgütler, bizdeki çevreci örgütler, birçok siyasi partinin de işte renk, ırk ayrımı yapmadan destek olduğu bir eylemiydi bu. Neydi eylemimiz de? Kıbrıs'ta işte madenciliğe hayır, özellikle altın madenciliğine hayır bir eylemiydi bu. Neden? Biz zaten CMC'nin, biz CMC'yi bize etkisi olduğunu, güneye de etkisi olduğunu düşünürdük. Ama bu eylemden önce, birkaç ay önce biz güneydeki maden atıklarının bulunduğu bölgelere de gittik. CMC'de ne varsa orada 7-8 yerde var. Yani bizde bir yerde varken güneyde 7-8 farklı yerde vardır. Ve gerçekten çok kötü durumdadırlar. Ama insanlar umursuz. Hatta orada böyle bir sıkıntı var. Yani biz sonuçta hükümetlere, bize karşı CMC'yi gidip de tartışabiliyoruz. Onların bu durumu da yok. Hükümetten büyük bir baskıları var. Neden? Eğer özellikle bu şu anda aktif çalışan Hellenic Mines, yani Yunanlı isminde olan bir şirket var. Hemen Doğancı'nın üst başında, Fugasa bölgesi, Skroitsa'da aktif bakır madeni çalıştırır ve bakır madeninin rezervleri elinde bittiğinden dolayı CMC alanındaki o madeni almak isterler. Biz ona karşı çıktık. O da vakit varsa tartışırız. Oradaki o çevreciler kendi hükümetlerine oranın durdurulması, artık işletmemesi için baskı yaptığı zaman, baskı veya işte gidip eylem yaptıkları zaman kendilerine şey deniyor. Böyle devam ederseniz sizin bulunduğunuz köylere yatırım yapmayacak. Yol, ne bileyim ben işte telefon hattıdır, odur budur şudur. O zaman Rum tarafında Güney Kıbrıs Rum yönetiminin bu olaydan ciddi bir gelir sağlıyor demek. Tabii ki, tabii ki. O demek. Tabii ki, bakın oradaki çevreciler rica etti. Özellikle biz Lefke Çevre Tanıtma Derneği'nden iki arkadaş güneydeki temsilciler meclisine davet aldık. Nasıl ki bizim burada Kuzey Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'nin meclisi var, oradaki meclise davet aldık. Gidip orada dört tane partinin milletvekillerine sunum yaptık. Anlattık CMC'nin durumu nedir. Buradaki durum da budur sizde. Biz sürekli sizin tarafı da incelemekteyiz. Sıkıntılarınız budur. Hatta elimizde yazılı ispat var ki bu şirket yurt dışından nikel atık madeni getiriyor ve orada nikel bakırını ayrıştırıp filiz halinde yurt dışına satacak. Bizim bundan diyor haberimiz yok. Birçok milletvekilinin verdiği cevap buydu. Tabii biz oradaki çevrecileri buldukları işte import export belgelerinde şu anda hatırlamam, yanlış söylemeyeyim ama binlerce ton nikel atık madeni şu anda o bölgeye getirildi. Variller içerisinde siyanürler var. Ki Avrupa Birliği siyanür kullanımını hemen hemen hiç denecek şekilde azalttı, kullanımı yasakladı. Fakat Güney Kıbrıs'ta bu var. Ve varillerin olduğu bölgeyi de gidip bize gösterdiler. Tabii yani elimizi kolumuzu sallayarak gitmedik tabii ki. Yukarıdan üst tepelerden bakarak işte dürbünle inceledik. Gerçekten de orada varillerin olduğu yerler vardı. Siyanür olduğunu iddia etti bizim çevreci arkadaşlar oradan. Tabii biz gidip göremediğimiz için, net bir şekilde inceleme yapamadığımızdan dolayı bunu biz %100 öyledir diyemeyiz ama altın çalışmalarının da olduğunu bilirik. Kaldı ki 42 şirket 7'den maden işletmesi için oradaki hükümete başvurmuşlar. 100 bin adet ağacın kesileceği bilgisi var elimizde. Çam ağacı kesilecek. Mevcut o atık madenlerin olduğu bölgeler tekrardan çalıştırılacak. İşte altın madeni var, bakır madeni var, krom madeni var. Tüm bunlar yeniden çalıştırılsın diye. 14 tane de yeni şirket var ki, pardon 14 tane de şirket var bu 40 tanenin dışında. Yeniden yer altına inip madeni çalıştırmak için lisans isterler. Ve bizim bu bağırmamız, çağırmamızdan sonra biraz çekildiler, durdular. Tabii bu şeydir, inşallah fırtına öncesi sessizlik dil değil de yani işte bizden habersiz, gizlin gizlin bu lisansları vermesinler ki biz burada müdahale edebilir miyiz, edemeyiz. O farklı bir kesimdir orası. İnşallah olmaz. Bizim tek yapacağımız onlarla birlikte hem bize hem onlara faydalı olacak çevresel bir çalışmadır. Ben şeyi hatırlıyorum, bir dönem aslında konuşurken mesela işte sahiller, plajlar neden evet. çok kullanılmıyor noktasına gelecek olursak, ben hatırlıyorum bir dönem şeyde, gemi konağında kırmızı olmuştu şey, deniz, denizin rengi, sahil evet. kırmızıydı. Şu anda oradaki şey, bildiğim kadarıyla bazı önlemler falan alındı orada ama
Nedir durum? Ben size açık söyleyeyim. Alınan önlemler tamamen göz boyacıydı. Göz boyaması. Yani hiçbir şey yoktur. Bugün gelin gidelim oraya. Denizin içerisinde hala da o sarı akıntı vardır. İddiaya göre orada işte zamanında aktı maden içeriye ve işte deniz dalgalandığı zaman o maden hareketlenir zeminde ve sararır veya kırmızı olur su. Yalan. Bizim özellikle ben gittim çektim. Yağmurlu günde tam işte havuzların duvarlarının olduğu, aynen öyle olduğu bölgede böyle o hizadan denizin içerisine böyle bir miktar akan bir kırmızı su var. Deniz dalgalı olduk sonra da o su çalkalanır çalkalanır her tarafa yayılır. Bir hocamız var şu anda adını unuttum ben. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde doçent doktor bir hocamız vardı. Bir sempozyum, sağlık sempozyumu düzenledik çevre derneği olarak. Kendisi de yaptığı yeraltı, daha doğrusu denizaltı çalışmasını bize sunmuştu. Gemi konağı CMC limanının, CMC'nin önünde zemin ne kadar kirli ise dediği aynı kirlilik tüm Amorfo Körfezi ve Kormacit Burnu'nun Akdeniz Köyü'nün açıklarına kadar gitmiştir. Bu bilimsel bir çalışma. Bilimsel bir çalışmadır. Adamın elinde veriler vardır. Zaten biliyoruz bunu. O kadar da gideceğini tahmin etmezdik. Dalgalar genelde kuzeybatıdan gelir bizde. Rüzgar da öyle. Gelen dalgalar hep bu şekilde geldiğinden dolayı o kirliliği alır gider. Yani bizim şu anda sahillerimizin CMC'nin doğusunun dışında yani batı tarafları kirlilik çok azdır diyeyim. Yani kirlidir. Onun derecesini bilemeyeceğim için söylerim. Yani işte isim vermem ne kadar doğrudur bilmem şeylerin, plajların şu anda ama isim vermeden söyleyeyim. Plajlarımız plaj olarak kullanılabilecek olan noktalar işte gemi konağından başlar, Yedi Dalga'ya, Yeşilırmak'a kadar gerçekten maden açısından temizdir. Diğer kirlilik var mı? O belediyenin, devletin, sağlık dairesinin görevidir bilemem ama maden açısından yapılan çalışmada temizdir. Ama CMC'nin önü, hatta ben size bir şey anlatayım. CMC'nin önünden John Gistopel Hastanesi'ne kadar çeşitli yerlerde balıkla avlanmak tehlikeli ve yasaktır levhaları var. Sebebi de? Sebebi mutlaka madendir. Evet. Kimse dinlemiyor. Gene gider orada şeyini oltasıyla balığını yakalar. Orada şöyle bir durum var. Lay rektörümüz Sayın Mehmet Ali Yüksel'in bir çalışmasıydı. Verdiği bilgiydi bu. Gene başka profesörlerin yaptığı çalışmalardır bu. Balık ağır metali üzerinde taşıyabiliyor ve zarar görmüyor. Onun üzerinde taşıdığı zaman insan da o balığı yediği zaman kendisi zarar görebiliyor. Tabii bir balık, bir kilo balık, 10 kilo balık belki de alacağı çok düşük miktardaki bir ağır metaldir. Yani siz hayatınızda ne kadar balık yiyeceksiniz de etkileneceksiniz. O başka bir uzmanlık konudur, tartışmalı bir konudur. Şimdi buradan korkacaklar işte nedir bunun dediği balık da yemeyecek falan gibisinden ama. Evet balık yenilsin ama o bölgede eğer balık o bölgede, tutmak yasaksa yasaktır yani. Olta ile tutulduğu zaman sahilde yaşayan o küçük balıklar sahilde yaşadığı için o balıktan yani o madenden etkilenebilir. Ama sahilden belli bir miktar içeride olan balık etkilenmez diye düşünürüm. O yüzden yani balıkçıların da orada balıkları gerçekten tatlıdır. Biz sürekli ailece de yerik. Bir sıkıntı yoktur. Ama sahilde o bölgede, o kısımda balık avlamak bir tabela konmuşsa devlet tarafından belli ki bir sıkıntı var. Evet. Peki Ahmet Bey 90'lı yılların başlarında ve sonrasında kanser vakaları gittikçe artmaya başladı. Doğru. Bir görüştür bu. O görüşe göre işte CMC'deki o atıklar içme suyuna karıştı. İçme suyundan bundan dolayı kanser vakaları da yıllar içerisinde artış gösterdi. Öyle bir veri var mı? Öyle bir çalışma yapıldı mı? Yani siz çevre derneği olarak o konuyla ilgili herhangi bir çalışma yaptırdınız mı? Şimdi biz çevre derneği 1995'te kurulduktan sonra İzmir'de var olan, hala daha Allah iyiliklerine versin, çalıştığımız bilim insanları vardı. Çalıştığımız derken görüş aldığımız, davet ettiğimiz, bize bilimsel çalışmalarını sundular. Numuneler alıp işte İzmir'deki veya farklı ülkelere gönderip daha yaptıkları analiz sonuçlarını bizimle paylaşan hocalarımız vardır. Onlara da buradan selamlarımı tabii ederim. Biz dernek olarak birçok çalışma yaptık bu konularda. Dediğiniz aslında doğrudur. CMC'nin çok büyük etkisi var buna.
Hatta bu konuda biz iki toplumlu bir proje yaptık, yapmaya da devam ederek. Lefke'deki Altınay Sivil Toplum Örgütü ve Güney'de Launa Foundation, Launa Vakfı adı altında çalışan bir çevreci ekip vardır. İstelios Vakfı'na başvurduk. Bu arada 10 bin euroluk bir epidemiyolojik bir çalışma için projemiz kabul bulundu ve ödüllendirildik 10 bin euro ile. Bu 10 bin euro tamamen işte anketi yaptığımız insanların onayı ile kan ve tırnak numunesi alınarak ağır metal alınacak üzerlerinde insanların. İşte anket sonuçlarından da aslında bunun etkisi var mı yok mu diye bir çalışma yapacak. Tabi bazı şeyler yarım kaldı çünkü bu çalışma bilirsiniz sürekli insanlarla bir çalışmak gerekir. Covid 19 Mart'ta başladı. İkinci etabımız vardı bizim bu şeyle ilgili, anketle ilgili. Covid 19 Mart'ta başladığından dolayı böyle takıldık kaldık. İki aydır bir şey yapamadık ama inşallah devamını getirebilecek. Çünkü orada bir birikmiş para var. Birikmiş değil, aldığımız paranın bir miktarı durur. Onu da bu projede harcamak zorundayız. Ama bu kan tahlili ve tırnak tahlili için tabii biz dernekler bununla ilgili bir şey yapamayız. Sağlık Bakanlığı'ndan bir önceki hükümet döneminde söz almıştık. Fakat bu şu anki hükümet döneminde gidip bu konuda görüşme henüz yapamadık. Çünkü kısa bir süreç oldu zaten. Ardından başka sıkıntılar yaşandı. Bu sıkıntılar içerisinde bizim de gidip bunu talep etmemiz ne kadar sağlıklı ve doğru olurdu bilemem. İnşallah olaylar düzelir. Bu Sağlık Bakanlığımıza da gidip destek isterik bu konuda kendisinden. Şimdi bizim bir göletimiz var. Gemi Konağı Göleti. Evet. Gölet tamamen madenin üzerine kuruldu. Yapılan bilimsel çalışmalarda da aslında o madenin, atık madeninin üzerinde olduğundan dolayı ağır metaller taşıdığı, bu ağır metaller taşınan suyun da işte yaprağı yenen bitkilerin sulandırılmaması gerektiği konusunda bizi uyarmıştı bilim insanlarımız, bu hocalarımız. Ve gelip burada yaptıkları çalışmada 10 yıl içinde göreceksiniz demişti. Büyük bir patlama olacak bu kanser vakası sonu şeyinde. Oldu da zaten. 10 yıl olmadan zaten bu yaşandı Lefke bölgesinde. Demek ki etkisi vardı. Bu insanlar da boşuna. Ama hala o su kullanılıyor. O su hala kullanılır. Fakat son 10 yıldır herhalde. Belki de daha fazladır. Böyle ağır metal çalışması yapılmadı. Biz son 3 yıl önceydi, 4 yıl önceydi. Yine bu profesörleri davet ettik. Lefke'ye geldiler. Bir hafta bizimle kaldılar. Her yerden numune aldık. İmkanımız derecesinde belli analizler yaptık. Özellikle pH değerini, yani asit ortamını ölçtük. Hocamızın bir tanesi şey söyledi. Derenin, Lefke Deresi'nin, yani Cengiz Topel Anıtı'nın bulunduğu bölgedeki o derenin atık suyun, yani suyundan, dere suyundan aldık baktık. Bunun diyor pH'i 1.2. Hocam dedim nedir 1.2? Ben uzmanlık dalım değil. Bana anlayabileceğim bir lisanda konuş. Kezap dedi bana. Yani asit oranı çok yüksek. Ve bu su denize akar. Bu suyun bulunduğu dere kenarlarında su kuyuları vardır. Ve bu su kuyularından biz bazı bahçeleri suvarırız. Sebze bahçeleri veya narenciye bahçelerini. Sonra da kanser vakaları arttı diye şikayet ederiz. Bunun bir etkisi var mı? Vardır. Tabii bunun yanında ne etki olabilir bilemem. Belki uzman değilim. Belki düşüncem değil. Yani belki de olabilir. Dikkatsizce veya işte şey açısından bilinçsizce kullanılan zirai ilaçlar. Size ziyaret yani gittiğiniz zaman alırsınız ziraatçıdan bir ilaç. Hani bir yasa vardı işte reçete gibi bir şey vermen gerekir. Bir tarım mühendisinin reçetesi gibi bir parça kağıtçık olacak onu götüreceksiniz de size ona göre ilaç versin. Hiçbir ziraatçı bunu uygulamaz. Yani ben şimdi gideyim istediğim tür ilacı alabilirim. Bu da bana ne der işte bir kaşık dök. Ölçeği budur bunu dök. Ben döktüm ama ben fazla dökersem ne olur? Yani bu şeye benzer. Bir kaşık ekşi limon suyu içersiniz veya bir bardak limon suyu içersiniz. Ne tür bir etki olur size vücudunuzda? Bu da öyledir. Ağaçlar o şekilde etkileyebilir. Ama madenin kesinlikle bir etkisi vardır. CMC mahallesi dediğimiz bir Mayıs caddesi. Orada yüzlerden insan yaşardı. Her ailede en az bir kanser vakası var. İdi. Hala daha da var. Bunun içerisinde bizim akrabalarımız da var, ailemiz de var. Arkadaşlarımızın ailesi de var. Her evde bakın iddia ederim size isim isim tek tek sayabilirim yaptığımız çalışmada her evde bir kanser vakası var. Sebebi de neydi? Uzun yıllar bu insanlara kullanım suyu olarak CMC içerisindeki su motorlarından yani yerden çıkarttıkları suyu yine CMC içerisindeki bir beton duvardan oluşan bir havuza atılırdı o su, pompalanırdı. Ve o su dediğim gibi kullanım suyu olarak verilirdi insanlara. Kimisi
bilinçsiz olarak yemeğini pişirdi, kimisi yıkandı. Çünkü baktığınız zaman insanlardaki kanser çeşidi çok farklı. Kimisinde boğazda, kimisinde evet. midede, kimisinde ciğerde, kimisinde beyinde. Yani birçok etkisi olur. Ne şekilde olur? Aldığınız yönden. Tozunu çekerseniz ciğerinizde olur, boğazınızda olur. Bilmediğim için tam net kelimeleri kullanmıyorum. İşte içerseniz midenizde olur belki. Yani çok farklı etkileri oldu. Olmaya da devam eder. İnşallah, yani inşallah, hep inşallah dedik ama maalesef hiç kimse de, hiçbir hükümet döneminde de buna net bir cevap alamadık. Yani şu anda orası bir yere, bir şirkete kiralanmıştı. Hala daha kirası devam eder. Arkadan başka bir şirket geldi. İşte maden çalışması, araştırması yaptı. O oraya bir şey, göz dikti değilim artık tabiri caizse. Orada bir işletme yapmak ister. Önce madeni temizlesin, sonra yer altındaki madeni çıkartıp orada işletsin. Ya Lefke'de madencilik mi olur? Orada bizim 12 bin kusur öğrencimiz var. Bizim ne şekil, ne hakkımız var o çocukları zehirleyelim? Hadi biz zehirlendik veya ben şaka olsun diye söylerim hep. Vücudumuz bağışıklık kazandı madene. Ben bunun şakasını yaparım daima. Bak bu çocukları zehirleme. Onlar birer ana evlat ya, günahtır. Bizim çocuklarımız var. Onlar çocuklar gelirler, yabancı bir ülkede yaşarlar. Eğitim görürler. Hani Lefke tarım ve eğitim bölgesi olacaktı? Hani Lefke için ve güzel yurt için turizm şey yapıldı, çalıştay yapıldı? Maden ne diye? Mecliste oturmazları gerekir bizim vekillerimizin ve hepsinin onaylaması gerekir. Tek bir tanesinin onaylamaması durumunda açık açık söylerim, buradan kendisi vatan hainidir. Onaylayacak arkadaş. Burada değişiklikler. Kıbrıs'ta ağır metal içeren madencilik çalışması yapılamaz. Niçin ağır metal? Çünkü taş ocaklarla madencilik adı altındadır. O da kalksın bana göre. Çevreyi, dağları darmadan ettik. Meclis bunu onaylamalıdır. Ama hep bir gizli hakları vardır. Tüm hükümetler döneminde bu CMC bir kozdur. Gelir şirket, burada bir yatırım yapacak adı altında geliyor. CMC'ye göz diker. Yapacakları şey de madencilik adı altındadır. Amaç da güneydeki maden şirketiyle ortaklaşa yapmaktır. Elimizde yazılı resmi kağıtlar var. Off the record bunları aldık bir yerlerden, tutuyoruz. Şirketlerin birbirleriyle dışarıda baktığınız zaman kavgalıdırlar ama kendi kendilerine ortaklık tekliflerini yazdıkları mektuplar var. Yani bunu bilmeyen de hiçbir dönem hükümet olmadı. Hep hükümet dönemindeki çevreyle ilgili bakanlık, ekonomiyle ilgili bakanlık, ne bileyim ben maliyeyle ilgili bakanlıklar dolaştık. Başbakanlıkları, her zaman başbakanlarla görüştük. Bu konuyu anlattık da anlattık, anlattık da anlattık. Elimizde ispatlı kağıtlı belgeli şeylerimiz var. Her kiminle konuştuysak kimse kesinlikle madencilik olmayacak der ama hiç kimse de oturup bu yasayı veya ne bileyim işte mecliste bir karar alamadılar. Evet desinler, ağır metal içeren madencilik olmayacak. Zor mu bunu söylemek? Bu ülke madencilikle mi ekonomi kazanacak? Bakın biraz önce ekonomiyi konuştuk. Ekonomiyi düzeltebileceğimiz birçok şeyler vardır. İlde madencilikle. Son bilmem zamanımızı araldı galiba. Doğru, çok son cümleyi söyleyeyim. Biz bizim benden önceki dernek başkanlarından Enver Bıldır ile İngiltere'de CMC'de çalışmış, 74'ten önce CMC'de çalışmış bir müdürün ajandasını satın aldık. Nasıl satın aldık? İngiltere'deki bir üniversitenin şeyinde, kütüphanesindeydi. Tabii biz fotokopisini satın aldık. Hı. Enver abimiz çok meraklıdır bu konularda. CMC'nin o dönemlerde devlete ifraz ettiği raporlar var. İşte X tarihinde şu kadar maden üretildi ve ihraç edildi. Atıyorum 100 ton. O adamın ajandasında da aynen şunu bulduk. Aynı tarih, üretim miktarı 4 katı. Evet. Devletin şeyidir bu, yani devleti çaldığı demektir. Vergi usulüyle artık bir şekilde çaldı demektir. Yani ne demektir bu? Hiçbir zaman madencilikten devlet para kazanmaz. Kazandığını zanneder. Bir taraftan bir miktar para kazanırken esasında madencilik şirketleri zengin olur. O halk da ölür. Kendi halkı ölür o devletin. O halkın devleti ölür. O yüzden madencilik konusunda zor bir şey değildir. Otursunlar, hepsi karar versin. Kimse eminim zarar görmez bu konudan. Tam aksine tüm bölgenin ve tüm kuzeyin sevgisini kazanacaklar. Çıksınlar, bir tane gönüllü milletvekili bunu sunsa meclise, hiç kimse şey yapmaz. Umarım bunu yaparlar. Zamanımız da azaldı. Kusura bakmayın. Konuştuk sonra konuşuruz. Estağfurullah.
Ben umutluyum hala. Umudumu yitirmedim. Ahmet Bey katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Sağ olun. Sevgili seyirciler, haber zamanında günün konuğu bölümünde Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği Başkanı Ahmet Hızlı'yla birlikteydik. Zamanımız el verdiğince biraz Lefke'yi konuştuk. Özünde de son bölümde de zaten Lefke'yi konuşurken CMC'yi konuşmamak olmaz. Haber zamanını burada noktalıyoruz. Yarın saatleriniz 13'ünü gösterdiğinde haber zamanı geldiğini unutmayın ve kendinize dikkat edin.